Seans hotlarından merhaba. Saatler 14.45'i gösteriyor. Haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dördüncü iş ve işlem günündeyiz ve tabii bugünü de kapatmamıza birkaç saat kaldı. Bugün dünkü satışların ardından biraz daha pozitif bir seyir var. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde. Hemen şimdi son rakamlara bakalım. Gün içi performansı ekranlara taşıyalım. Dün 9.000 seviyesinin tam üzerinde bir kapanış gelmişti. 9.140'tan şu anda işlemler geçiyor. %1,39'luk yukarı yönlü bir hareket olduğunu görmek mümkün oluyor. Şöyle bir alt endekslere baktığımız zaman iyi bir tablo var mı? Nasıl bir performans var? Hangi endekste ona bakalım. Bankacılık tarafında %1,22, sanayi endeksi %1,29, mali endeks tarafında ise %1,40'lık yukarı yönlü bir hareket olduğunu görmek mümkün oluyor şu saatler itibariyle. Diğer endeksler tarafında özellikle aslında küresel çapta biraz turizm tarafında geri çekilme olurken bizim bugün itibariyle %1,60'lık yukarı yönlü hareketi gözlemliyoruz turizm tarafında. Ulaştırma endeksi ise biraz daha pozitif ayrışıyor diyebiliriz diğer endekslere kıyasla. Çünkü %2'nin üzerindeki alımları görmek mümkün oluyor şu an itibariyle. Peki 90 hissede yukarı yönlü hareket var. 10 hisse geri çekiliyor ve şu an itibariyle gün içerisinde en yüksek 9.159 seviyesini gördük gibi duruyor. Bir son dakika gelişmesi ekranlarınızda bu arada. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan açıklamalar var. Makroekonomik göstergeler dezenflasyon patikasıyla uyumlu şeklinde aslında mecliste yaptığı sunumdan bir açıklama geldiğini görüyoruz. Geldikçe yine bunları paylaşacağız. Borsa tarafına dönersek şu anda %1,33'lük yukarıda olduğunu görmek mümkün oluyor. Evet, böyle bir tablo var. Endekste az sonra Çağlar Kuzukluğu ile konuşacağız ama paritelere de bir bakalım. Dolar TL 34.17, Euro TL 37.85'ten geçerken Euro Dolar paritesi 1.10.43 seviyesinde çok sınırlı bir değişim var. Ama biz dolar endeksinin aralıksız olarak 4 gündür yükseldiğini görüyoruz. Dolar endeksi 101.87'de 102'ye doğru bir hareket oluşacak mı? Bunu takip edeceğiz ve buna bağlı olarak da paritede biraz daha dolar lehine ve euro lehine bir tablo ile karşılaşabiliriz. Bunu izliyor olacağız. Sterlin dolar tarafında da biraz aslında aşağı yönlü bir hareket oluşmuştu sterlin açısından. Çünkü İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey faiz indirimleri konusunda biraz daha agresif olabileceklerinin mesajını verdikten sonra sterlin bir miktar değer kaybetti. Onu da aktaralım ve geçelim diğer gelişmelere. Avrupa borsalarında karışık bir seyir var. Londra'da yalnızca %0,46'lık yükseliş gözlemlenirken diğer endekslerde yön aşağı ve Stoxx 600 endeksinde de şu an itibariyle %0,45'lik bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Bu arada Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan diğer açıklamalar da ekranlarınıza geliyor. Göstergelere göre yurt içi talepte yavaşlamanın sürdüğüne dair açıklamalarda şimdi son dakika olarak karşınızda yer alıyor. ABD'de dün çok yatay pozitif bir kapanış gerçekleşmişti. Şu anda da vadeli işlemler olumsuz bir açılışa işaret ederken gözler tarım dışı istihdam verisinde yurt dışında. MTA tarafında spot altın 2647 dolarda, gram altın 2900 liranın üzerinde tutunmaya devam ediyor. Altın tarafında değerli metalde yön aşağı. Bitcoin'de 60.000 dolar seviyelerindeyiz. Sınırlı geri çekilmeler var. Petrol ise 5 gündür aralıksız yükseliş içerisinde. Brent petrol 75 doları da aşmış durumda. Bakalım burada ortadaki gelişmeler nasıl bir rol oynayacak petrol fiyatları üzerinde, bunu da yakından takip ediyoruz diyelim. Ve Bloomberg HT araştırma analisti Çağlar Kuzukluoğlu'na gidelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar hoş geldin. Hoş ekranlarımızda son dakikalar geliyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan kapasite kullanım oranı ve PMI gibi anket bazlı göstergeler de sanayi sektöründeki söz konusu ivme kaybını teyit ediyor diye. Yani iç talepte yavaşlama olduğuna, işte biraz ekonomik faaliyette yavaşlama olduğunu söyleyen açıklamalar var. Bu sabah saatlerinde enflasyonu almıştık. Bir de tabii önemli olarak her perşembe takip ettiğimiz haftalık banka ve para istatistikleri de yayımlandı. Ve burada da yabancıların örneğin geçen hafta net 206 milyon dolar hisse aldığını, tahvil tarafında ise satışa geçtiğini gösteren bir tabloyla karşılaştık. Yani benim gözlemleyebildiğim kadarıyla hani bu yabancı hikayesini konuşmaya başladığımızdan beri
hani bir hafta satış, bir hafta alış oluyor ve bir şekilde hani bu artık işte bir paterne dönüştü diyebileceğimiz bir süreç oluşmadı. Gerçekten de hani sürprizle karşılaşıyoruz her hafta. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Dünkü yani satışların ardından 9000 seviyesinin üzerinde kapattıktan sonra bugün %1,5 civarında bir yükseliş var şu anda. Bekleniyor muydu? Normal karşılamak mı lazım? Ve tabii bundan sonrası için neler söylersin, en azından bugünü nasıl kapatırız? Yani yabancıyı zaten bu hafta 4. işlem günündeyiz haftalık bazda ve 3 gün boyunca konuştuğumuzun özeti olarak sen bir nevi tarif etmiş oldun. Bununla ilgili de zaten 3 gün boyunca ara ara yabancı ilgisiyle ilgili konulara odaklandığımızda gelişen ülke varlıklarına bir yönelim olacaksa da bununla ilgili bir takım kuşkulara sahip olacaktır. Hatta artık yerli bile bu noktada hisse senedi tutup tutmama konusunda mevcut mevduat faizi vesaire gibi dinamikleri göz önüne alırsa yine yabancıya benzer bir kuşkuya sahip olabilir dedik. Aslında hafta başlarken biz 9200-9300'lerden yanıt alıp tekrar 10.000'e doğru bir hareket mi alacağız yoksa 9200-9300'ün aşağısını mı bir deneyimleyeceğiz demiştik. Onu deneyimledik. Bugün itibariyle şu an en azından yavaş yavaş işte 11.000'i konuşmuştuk daha çok. 10.000'i konuşmuştuk, şimdi 9.000'i konuşuyoruz. Bunun aşağısı umarız olmayacak. Çünkü birçok işte teknik ya da temel açıdan bakıldığında şu an için en az daha da aşağıda belki 9000'in altı zaten hani kısa süre içerisinde o seviyeleri gördük gün içi seviyelerde ama en azından kalıcı bir biçimde bunun aşağısında seviyeleri bahsettiğimiz rakamların gerisinde görmeye dair şu an için bir beklenti yok. Ama tabii borsa ve piyasalar söz konusu olduğu zaman her zaman herhangi bir senaryoya açık olmak ve buna karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Ama 9136 puanlıyız şu anda. Yani 9000 ve 9100'ün üzerinde olduğumuz için şimdilik o 9200-9306 test sonrasında tekrar gözettiğimiz yerler burası. Bugün biraz şuna değinmek istiyorum Reyhan. Özellikle düşüşlerde hangi hisse senedi grupları ya da hangi hisse senetleri öne çıktı diye. Şöyle bir yapı var karşımızda. Dün seninle halka arzlara bakmıştık. Evet. 2023'te halka arzlar BIST 100'e relatif olarak nasıl performans göstermişti? Yendi demiştik işte. Borsa İstanbul'un %35-36'lık getirisine karşılık %60'lar civarında halka arz endeksinin getirisinden bahsetmiştik. Bu sene ise Borsa İstanbul o dünkü gördüğümüz seviyelere rağmen %19-20'lerde BIST 100 endeksinde performans verirken bankacılık endeksinde ulaştırmada daha yüksek ama BIST 100'ü hani ölçüt olarak kullanacaksak halka arz tarafında getiri değil götürü tarafında %1'ler 2'ler civarında bir manzara görmüştük. Şimdi o dün konuştuğumuz konu bugün itibariyle endeksel bazıyla baktığımızda, hisseler bazıyla da baktığımızda da sen az önce söyledin. BIST 100'de örneğin şu an 90'a 10 kabaca, 90 hisse yükselirken 10 tanesi düşüş göstermiş. Geneline baksak BIST'in, burada da yine 500'e de baksak, halka arzın içine de baksak bir toparlanma söz konusu ama düşüşlerin içerisinde benim dikkatimi çeken şöyle bir grup var. Dünün kapanışına baktığımızda yine içinde örneğin havacılık, özellikle gıda tarafı ve bir tane giyim görüyorum, bir tane holding görüyorum. Bir tane de işte otomotiv ve ona yakın söyleyebileceğim, tam manasıyla otomotiv değil ama araç tarafında hisse senedi görüyorum. Bu aslında belki bilanço tarafında bu kadar fazla şirketin olumsuz bir takım bilanço dinamikleriyle mücadele ettiği sene içerisinde bilançosu daha pozitif kalanlar en azından götürüde düşüşlerde çok fazla düşüş tarafında bu işe öncülük etmeyen ya da düşüşlerde endekslere, kıstaslarına göre, diğer hisse senetlerine göre daha az düşenler. Öte yandan da şunu görüyorum. Bu çokça konuşuldu zaten ki özellikle bu dönem eminim portföy yönetim şirketlerinin rutin toplantıları çok hareketli geçiyordur ve yıl sonu yaklaştıkça da özellikle bu senenin Borsa İstanbul açısından topyekün negatif adlandırılması şu an için söz konusu değil. Sene sonunda nasıl bir resim göreceğiz ama en azından son 1-2 aylık düşüşe bakıldığında şu cümle geçiyordur kesin. Düşenlerden alalım. Düşenlerden alma konusu da her zaman işler işlemez. O zamanın koşullarına vesaireye göre değişir. Ama biraz önce söylediğim düşüşlerde kim
daha az yere yakın kaldı diye baktığımda da özellikle hem demir çelik hem de demir çelikle direkt aslında aynı tarafta olmasa da maden tarafından olan birkaç tane büyük şirketin zaten hali hazırda bir önceki sene de Borsa İstanbul'daki pozitif performansa iştirak etmedikleri için bu seneki düşüşlerde daha az bir ne diyelim negatif performans gösterdiklerini görüyoruz. Bu arada bu ikisinden birinde bilanço ile ilgili evet maliyetler tarafında ve birkaç kalemde negatif etkiler vardı bu sene. Ama örneğin işte nakit akış ya da şirketin iş alanı, dünyadaki küresel bir takım baskı unsurları haricinde çok zarar gören tarafta değil. Diğer taraf özellikle Çin ve ekseninde konuştuğumuz dünyadaki bu seneki negatif makro iktisadi koşullara daha çok bağlı. Bağlayacak olursak da en azından bugünkü kapanışta şu an bulunduğumuz seviyelerden aşağı yönlere gelmezsek hafta kapanışında tekrar haftanın başladığımız noktasına yani 3. çeyreğin son işlem günü 4. çeyreğin ilk 4 işlem günü itibariyle baktığımızda 30 Eylül itibariyle olduğumuz yerlere ya da üzerine dönersek Borsa İstanbul 5 Ağustos'takine benzer bir Ekim başlangıcı yapmış olacak. Biz haftaya daha çok en azından Borsa İstanbul'da aşağı yönlü değil de 9600-9700'ler başta olmak üzere tekrar 10.000'leri konuşup konuşmayacağımıza göz atacağız. Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın açıklamaları da önemli. Zaten enflasyon rakamları geldi. Ben borsayı konuşurken tekrar sabahtan beri konuşulan konuları dikkat çekmek istemedim. Ama dün konuşmuştuk zaten. Gözler borsa içinde Merkez Bankası'nın bir sonraki adımını ya da iletişimde kullanacağı bir sonraki mesajın ne olacağını çevirmiş vaziyette. Yani o gerçekten önemli. Belki hani şimdi Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya'nın açıklaması var. Onun üzerine seninle konuşmak, senden de görüş almak istiyorum ama burada mesela Cem Yalçınkaya yüksek faizin hissede kalmak için dayanma gücünü azalttığını belirtti diyor ama bir taraftan da hani bugün gelen enflasyon rakamları en azından hani neye işaret ediyor onu da soracağım sana ama öncelikle Cem Yalçınkaya ne söylemiş onu izleyelim. Borsadaki hareketi biraz ne tetikledi diye bakalım. Bir de öncesindeki asıl kök nedenlere kısaca bir değinelim. Tetikleme tabii ki bu son İran-İsrail jeopolitik gerçekleşmeyle birlikte oldu. Fakat bu tabii sadece bizde değil her tarafta bir riskli varlıklarda bir satışa neden oldu. Doğal. Bak bizdeki bizim borsamız düşünce oradan kalkamıyor. Farklılık orada. İki seferdir bu böyle oldu. Şimdi de hızlanıyor. Tabii burada kredili pozisyonların etkisi çok büyük. Yani burada margin call'lar biliyorsun çok yakinen biliyorsun sen de. Aracı kurumlar isterler marjları tekrar yatırmalarını. Fakat olmazsa satışa geçerler. Dolayısıyla bunların etkisinin yoğun olduğunu yani kredili leverage pozisyonların diyelim, kredili demeyelim ama leverage pozisyonların çok yüksek olduğunu, kaldıraçlı pozisyonların bunların etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu bir. İki, daha kök nedene indiğimiz zaman aslında sene Haziran'dan beri yüksek faizle veya uzun zamandır yüksek faizle devam eden bir ekonomide borsanın bu kadar hızlı yükselmesi tabii kendi aramızda da burada da tartışmalara neden oluyordu. Fakat son dönemde artık aşağıya gelen veya yatay kalan hisse senedi fiyatları tabii alternatif maliyeti de göze sokmaya başladı. O da oldukça yüksek seyrediyor para piyasası fonları üzerinden gidersek. Bir de dayanma gücü tabii azalmaya başladı. Orta kesim diyebileceğimiz yatırımcı sayısındaki artış geri çekilmeye başladı. Halka arzlarda o furyalar durmaya başladı. Bunların hepsi aslında birer neden ama kök neden yüksek faiz, beraberinde bilançolarda bozulma ve ekonomideki hızlı, işte PMI datalarından da görüyoruz belki onlara da gireceğiz ama hızlı daralmanın yarattığı yaratacağı potansiyel bilanço etkisinden dolayı borsayı bugün böyle görüyoruz. Kredili satışlarda tabii anlık etki olarak hızlandırıyor. Kaynak eksikliği şuradan geliyor. Bir yabancı yılbaşından beri işte 1.6 milyar dolar. Geçen seneden beri girişini neredeyse tamamını çıktı. 2.6 milyar dolar yaklaşık. Dolayısıyla yabancı buraya bir ivme katmıştı. O ivmeyi fazlasıyla geri çekti. Bunu taşıyacak, bunu karşılayacak bir talep eksikliği mevcut. İçeride de söylediğin doğru. Yani tekrar ben bir maliyetleneyim, bu borsa yukarı gider ama hikayesizlik de var. Bunu da herkes dile getiriyor. Buradaki temel hikaye tabii faiz düşüşü.
Yani faiz düşüşüyle beraber riskli varlıklarda hareket etmesi, hani ekonomi 101, yani finans neyse, ama baktığın zaman faizler geri gelmeye başlarsa borsada tekrar bir talep oluşur. E bu da tam görünemiyor son datalarla birlikte makro baktığın zaman. Dolayısıyla hikaye yazmakta zorluk çekiyor borsa, hisse senedi piyasası. Daralan ekonomi, kötüleşen bilançolar ve beraberinde hikayesizlik, makro hikayesizlik. Bunların üst üste bir de bu yabancı çıkışı içeriye yeni kaynak girişini engelliyor. Yeni kaynak girmezse de maliyetlenmeye çalıştıkça daha kötü sonuçlar üretiyor. Tabii uzun süredir boğa piyasasında olan bir borsadan bahsediyoruz, endeksten bahsediyoruz. Bu ayı piyasasına döner mi? Tabii uzun zamandır bu borsaya yatırım yapan, hisse senedine yatırım yapan insanlar ayı piyasası görmediler. Yani düzeltmelerle tekrar boğaya dönen piyasalar gördüler. Onun için ayı piyasasına dönüş için, hani tamam dönüyor demek için henüz erken. Bundan sonra bu makro hikaye ve beraberinde işte hem yabancı yatırımcı hem yerliden gelecek talebi izlemek lazım. Ama 50 enflasyon, hani 50 politika faizi, üstüne bir de bantı koy 53, para politik ve para piyasası fonları buna yakın getiriler sunarken de alternatif maliyet, risksiz varlıkta alternatif bu kadar iyiyken borsa üzerinde negatif basınç yaratıyor. Evet, şimdi Çağlar Kuzukluğlu ile sohbetimize devam edelim. Seans notlarında Çağlar, yani enflasyon tarafı, evet, sabahtan bu yana çok konuşuldu ama şimdi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan da mesajlar gelince, özellikle hani benim dikkatimi çekenlerden bir tanesi hizmet enflasyonundaki o yavaşlamanın gecikmeli olduğuna dair değerlendirmesi ve hizmet enflasyonu yavaşlamaya devam etse de bu gruptaki fiyat artışları temel mallara kıyasla güçlü seyrediyor. Manşet enflasyonu yukarı çekiyor ve orada da aslında hani kiraya dikkat çekilmiş ama kirada önümüzdeki dönemde bir miktar geri çekilme olacak beklentisi, göstergeler buna işaret ediyor demiş. Ama tabii ki burada hani bu faiz indirimleri beklentisi karşı biraz böyle takvimler değişti gibi duruyor değil mi? Ona rağmen yani şunu sorayım. Belki bunu başka bir günde görseydik, acaba fiyatlamalar farklı mı yansıtırdı? Ne dersin? Daha çok senin gibi, şu an yaptığın gibi soru soran tarafta oluyoruz. Burada çok yoruma şeyimiz kalmıyor. Araştırma masasında bulgularımızı anlatıyoruz biz en azından araştırma ekibi olarak, ama ben Haziran, Temmuz'dan beri bu faiz indirim mevzusu rafa mı kalksa konusunu birkaç kişinin de yazısı üzerinden soru olarak da yöneltiyorum. Aralarda parantez olarak da söylüyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarında senin söylediğin aylık enflasyonla beraber diyor ki iki tane ana koşul gözetiyoruz. Birincisi aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin ve kalıcı bir düşüş göstermesi. İkincisi de enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması. Yani bugün başlıkta %50'nin altında bir yıllık enflasyon diye konuşuyoruz. Nasıl ki kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin 2021 Eylül'ünden sonra 2023 Haziran'ına kadar açtığı parantez öncesindeki dönüşe daha yeni döndük dedim. Enflasyonda da %50'nin altına gelmeye bu gözle bakılabilir. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği enflasyonla ilgili, ki biz yılın son çeyreğinde Borsa İstanbul'la ilgili bir pozitif ivme, momentum olacaksa, burada bu sefer senaryo içerisinde yaklaşılan bir konu var. O da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz konusunda olası bir faizleri aşağı yönlü güncellemesi diyoruz. Bugün itibariyle, şu saniyeler itibariyle baktığımızda BIST 100 endeksini baz aldığımızda 72 tane hisse senedi yılın başından itibaren yukarı yönlü hareket etmiş, 55 tanesi düşmüş. Bugün sene başından itibaren %36'lık bir enflasyon gördük biz. %36'nın üzerinde getiri sağlayabilen BIST 100 içerisindeki hisse senedi sayısı 25. Dolayısıyla biraz önce Cem Bey'in söylediği gibi mevduat faizinde sene başından itibaren getiriyi baz aldığımızda, sene başını da boş verelim, yaz ayları başlarken biz Temmuz'daki zirveden bugün %20'ler civarında uzaktayız. Para piyasası fonlarına bir miktar ya da en azından kendi uygun gördüğü şeklinde portföylerini taşıyanlar şu an itibariyle enflasyonla kıyasla belki farklı bakış açılarıyla farklı şeyler söylenebilir, ama borsa tarafındaki en azından stres şeyini tabii ki borsada hisse senedi ya da portföy gözüyle bakanlara göre çok daha az yaşıyor. En nihayetinde Karahan'ın açıklamalarına baktığımızda da son
Kerte de şunu söylemiş. Her iki kriterde de alınacak bir miktar mesafe var. Bu nedenle para politikasında sıkılığı korumaya devam edeceğiz diyor. Bu bizim seninle 4 gün konuştuğumuz şeylerin Sayın Karahan tarafından aslında koyulmuş bir noktası. Borsa 4. çeyrekte sırf bu ifadeye mi bağlı kalır? Yoksa zaten bu ifadeleri ve enflasyonun seyrini önceden kendi içerisinde barındırıp ya da pozitif performans gösterecek hisse senetleri bu şeyi dışsal sayıp pozitif performans gösterirse yükseliş. Ama değilse de şu an için en azından yükselişle ilgili senaryo arayışı devam edecek gibi görünüyor. Evet, yani önümüzdeki dönemde yine biz kendi yağımızda kavrulurken bakacağımız şeyler aynı olacak. Ama şu anda belki biraz hani takvimde bir ötelenme olabilir. En azından Merkez Bankası'nın faiz indirim sinyali söz konusu olduğunda diyelim. Diğer gelişmelerde tabii jeopolitik ve vesaire her şeyi de izleyeceğiz beraber. Çok teşekkür ediyoruz Çağlar. Ya. Ağzına sağlık diyelim, devam edelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Seans notlarının sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.